Herkese selamlar. Ayhan Kayan Borsa hisse yatırım ekonomi youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlere videonun altındaki açıklamalarda da bulabileceğiniz telegram kanalımda ve youtube'da yorum olarak sorulan hisselerle ilgili teknik ve birazcık da temel olarak herhangi bir yatırım tavsiyesi içermeden tamamen kendi görüşlerimle inceleyeceğim. Yanılabilirim. Ee, bu yüzden de sizde ki de kendi analizlerinizi lütfen yapınız diyeyim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve eğer videosunda videoyu beğeniyorsanız da beğen butonuna basmayı unutmayınız. Beni aynı zamanda Ayhan Kayan 14 yazarak da Twitter'dan da takip edebilirsiniz. İlk e, inceleyeceğim hisse arkadaşlar Özsü Balık. Biliyorsunuz taze halka arızalarından Özsü Balık e, Kasım ayında yani e, Aralık, Ocak, Şubat neredeyse 3 ayı geçmiş Özsü e, halka arızı olalı. Çok güzel bir tavan serisi yapmıştı. Eşit bir halka arızı ve ben fiyat olarak da Şirketi e, mantık olarak da ihracat oranları ve sektör olarak da gayet beğendiğimi ve çıkış fiyatını da beğendiğimi söylemiştim. Tabii ki sonrasında birçok e, hisse kendini katlayınca fiyatı da artık pahalı gelmeye başladı. Ve biz pes etmedik ve sonrasında da incelemelerde bulunduk. Hatta sonrasında bir kere de al sat yapmıştım özsu balıktan. Ve şimdi görüyorum ki fiyatı e, yine iyi bir geri çekilme yaşamış gibi görünüyor. Ben özsu balının şu anki fiyatlarının aslında gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de şirket çok büyük bir şirket değil. Öyle yıllardır bilanço açıklayan bir şirket de değil. Hani yapısında çok hakim değiliz ama potansiyel olarak şu anki fiyatlarının gerçekten su balığı için son bilançolarına bakarsak gayet makul olduğunu düşünüyorum. Burada şu da önemli. Dolar TL'nin bu kadar sabit kalması bu enflasyona rağmen ihracat yapan Şirketleri zorluyor ki öz su balık da bu zorlanmayı yaşamış. Ancak bu zorlanmayı yaşamasına rağmen de gayet güzel büyüme ve kar oranları elde ettiğini görüyoruz. Keza eğer dolar da olması gereken fiyatlara çıkarsa seçim sonrasında 20-25 TL'leri görürse öz su da ihracat oranları artacaktır ve bu da TL bazı değerinin artacağını gösteriyor. Açıkçası şu fiyattan bile kademeli alım yapabilirim. Ancak işte bu birkaç temel göstergelerde pek uyumlu olmadığı için birazcık olsun düşüşü gösterdiği için bakın burada da inceden bir düşüş trendi de oluşmuş gibi görünüyor. Yani tepeler gitgide düşüyor. Buna rağmen ben 15 TL'nin fiyatının altında bir öz su balığın uzun vadeli gayet güzel tutulabileceğini özellikle şu 13 ile 14,5 TL arasında alınırsa da uzun vadeli güzel kazançlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Elinde öz su balığı yüksekten maliyetlenenler varsa da Bence sabır ederlerse öz su balık onları 1-2 sene sonra mutlu edebilir. Tabii ki de burada riskler vardır elbet. İkinci hissemize geçelim. İzmir demir çelik sanayi. Şimdi demir çelik sanayi zaten artık yükselen bir e, sektör olmak zorunda maalesef ki. E, ancak ben İzmir demir çeliği geçmişte hatta yani e, borsada böyle 3-4 senedir borsada olanlar çok iyi bilir ki zamanında çok e, garip hareketler oldu bu. Bakın 2020 yılında e, birçok zenginle çıkardı birçok mağdur da çıkardı. Ben böyle e, tahtasıyla çok oynanan kağıtları sevmiyorum ki İzmir Demirçelik'te de öyledir. Yani buradaki balinaları birazcık insafsızdır. O yüzden e, kendim İzmir Demirçelik'e yatırım yapmam kolay kolay yaparsam da çok alsatlık yaparım. Ufak yatırımlar yaparım. Ancak çok sorulduğu için e, incelemek istedim. Şimdi bakarsak İzmir demir çelik bir fibo, fibo direncine gelmiş gibi görünüyor. Ve aslında bakılırsa 5.92 fiyatlarda birazcık destek gibi çalışacakmış gibi bir izlenim var. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. E, fiyat hareketi de çok sert olduğu için burada kademeli işlem yapmanızı kesinlikle öneririm. E, uygun fiyatlar dediğim gibi 5.70 civarından alınan bir İzmir Demirçelik şu an için makul bir fiyatta görünüyor. Ama eğer bu 5.70'in altına da sarkarsa 5.19 ve sonrasında da 4.50'lere kadar geri çekilme olabilir. 4.50 civarları da gerçekten alım için gayet uygun görünüyor. Bakın burada iki kere 4.50'lerden çok tepki almış. Şimdi burada bu fibo direncini geçerse de tekrardan 7 TL'lere de gelen bir İzmir Demirçelik görebiliriz. Ahlatçı Doğalgaz'a geçelim. Ahgaz bu da taze halka Büyük bir halkardı Aralık e, sonuna doğru halkarz olmuştu. Halkarz olduktan sonra arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tavan yapmıştı. 4 tavandan sonra 5. günde tavanı görmesine rağmen bir geri çekilme yaşadıktan sonra bir daha da 98 100, e, TL gibi fiyatları 2-3 gün geçtikten sonra da hiç göremedi. Buralardan da maliyetlenenler oldu. Tam da halkarz arızı furyasının olduğu zamanlardı. Ben Ahkaz şu an 89 liraya gelmiş sert fiyat hareketleri görebiliyoruz. Büyük de bir şirket olduğu için ve e, bilançolarında da böyle kayda değer bir şey henüz bence göremediğim için ben 89 lirayı bu hisse için birazcık pahalı görüyor olabilirim. E, çok pahalı mı öyle bir şey demiyorum ama bence birazcık pahalı. Enflasyon etkisini de düşünürsek aslında 87'nin altına inmiş bir Ahkaz'da aslında normal fiyatlarda gelmiş olabilir. Yani 89'lardan maliyetlenen bir yatırım sabır ederse yine kazanabilir. Ama sabır etmeye ne kadar gerek var onu da aslında çok bilmiyorum. Ben yani bu tarz bir hissede sabır etmek istemezdim. Ancak şunu da söyleyebilirim. Oldu ki ahkaz almak istiyorsunuz ya da ahkazda ortalama düşürmek istiyorsunuz yüksekten maliyetlendiniz. Şunu da söyleyebilirim ki 80 TL ahkaz için gerçekten güzel bir alım yeri olabilir Buradan da şunu söyleyebilirim 87-80 altında çok kalıcılık sağlarsa 80 liraya da düşme ihtimali var borsa geri çekilmesi olursa eğer orada bir dikkat etmek lazım. Galata Wind yine öyle çok eski bir arz değildir 2021'de olmuş yani halka arz olalı 2 sene neredeyse olacak. Galata Wind aslında ilk böyle çıktığı gibi insanları zarara sokan halka Hani O zamanları hatırlayanlar iyi bilirler. Halka fiyatının altında çok uzun süre fiyatlandı. Halkarz arz olurken de şahsen ben girmiştim ancak öyle sonrasında çok da takip etmemiştim. Çünkü çok beğenmemiştim. Uzun süre yatay gittikten sonra çok keskin bir fiyat hareketi yaptı. Bu enerji trendiyle beraber 6 liralardan çok kısa bir sürede bakın 6 liralardan 29-30 liralara çıkarak 5x yaptı. Tabii ki de böyle yapınca o zamanlarda borsa kanallarını bize sık sık sordular Galata bit ne olur Galata bit ne olur. Ben de her defasında diyordum ki pahalı pahalı pahalı. Yani 20 TL'den beri tek yorumum vardı. Pahalı pahalı pahalı. keza Kasım'da yani bundan 3 ay önce de 30 liraları gören Galata Wind'in şu an fiyatının 19 lira olduğunu görüyoruz. Bir düşen trendi de kırma yolunda ilerliyor. Ee, şu an için artık Galata Wind'e pahalı demiyorum. O zaman e, alınabilir mi? Tabii ki de alın da demiyorum. Ancak artık Galata Wind'e pahalı demiyorum. Enerji şirketlerinde daha benim hoşuma giden e, şirketler var. Henüz bilanço açıklamamış bir Magen var mesela. Hoşuma gidiyor. Fiyat geri çekilirse Astor keza e, hoşuma gidebilir. Galata Wind de Wind'de yani bunların arasına girebilir. Eğer fiyatı bir tık daha düşerse alacak olursam almayı düşünmüyorum. Ancak alacak olursam aslında 18.32 TL Galata Vint için gerçekten güzel bir destek gibi duruyor. 18 31 civarından ilk alım yapılabilir ve böyle bir hareket görebiliriz. Ya da şu düşen trende bir değme yapabilir. Buna hangi fiyatlarda olur? Bakın bu da 14-15 TL'lere geliyor. Aslında çok daha güvenli bir alım yeri. Tabi o gralara kadar düşecek demiyorum. Ancak borsa bu. Gider biliyorsunuz banka krizi de var. Ona da değineceğim. Akbank da listemde zaten. Ee, Amerika'daki bu e, kriz birazcık bizi yaralayabilir. Ben çok derin bir düşüş beklemiyorum. Ancak olumsuz etki yapabilir. Öyle bir durum olursa da şu an 19 liralarda olan Galatev'in 14 liralara düşerse e, tabii ki de bu çok büyük bir düşüş oluyor. Ama 14 liralara düşerse gözü kapalı alınabilecek fiyata gelir onu söyleyeyim. Umarım gelmez tabii ki. Şimdi seçim hissesi diyebiliriz buna. İşte bu PC iletişime de yine diyebiliriz. İhlas yayın Holding'e diyebiliriz. Ben bu tarz hisseleri çok almıyorum ama çok soruluyor. Bakın burada da bir boşluk yaratmış gibi boşlukta doldurulur. Yani eğer e, telefondan izliyorsanız eee göremeyebilirsiniz ama bilgisayardan izleyenler şu boşluğu görebilirler. Şimdi İhlas Yayın Holding güzel bir bilanço açıkladı ve seçim var önümüzde. Ben seçimle beraber aslında 1.13 TL'nin bakın yıllardır bu fiyatlarda 2019'da 2020'de bu fiyatları görmüş bir şirketten bahsediyoruz. Tam onun dönemi onun para yapacağı bir zaman ve gördüğünüz gibi de çok kısa bir sürede yani bakıyorum 20 gün gibi bir sürede 0.80'lerden 1.13'lere çıkarak neredeyse %30 %40 bir kar bırakmış İhlas Yayın Holding. Açıkçası trende karşı gelinmez bu trend devam edebilir gibi duruyor borsa devam ederse yani borsa devam ettiği sürece pozitif bir yönde İhlas Yayın Holding borsanın üstünde bir e, getiri sunacakmış gibi görünüyor. Burada tabii ki de önünde de çok keskin bir direnç olmadığı için e, 1.30'lara kadar gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Hatta bakın şu zirve bakın burada 1.48 yapmış yıllar önce. Sonra hiç oralara gelmemiş. Sonra e, Aralık ayında bundan 4 ay önce yine bir 1.40'ları görmüş. Şimdi tekrardan bir 1.40'lara gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani birazcık makul duruyor. Risklidir. Çok risklidir. Onu söyleyeyim. Ama e, risk arayanlar için e, İhlas Yayın Holding şu 1-2 ayda dikkat çekebilir. Astor çok popüler. E, beni yanılttı. Yani benim önceki videolarıma bakarsanız ben Astor'un 40 TL'den sonra alınmayacağını e, söylemiştim. Bakın oradan bile ne kadar e, yüksek yaptı. Düşüncelerimde de değişen bir şey yok. Evet e, güzel şirket. Yani e, yüksekten maliyetlenendir, uzun sürede üzmeyebilir ancak... E, Pahalı şu an yani Astor'un ben pahalı olduğunu düşünüyorum. Çok niş bir sektör ona da lafım yok ama patlama yapacak niş bir sektör mü? Hayır yani nasıl diyeyim size güneş enerjisi mesela evet patlama yapacak çok daha çoğalacak ama Astor'un öyle bir sektörü de olmadığı için 50 TL üzerinde ben alım yapmazdım. Elimde olsaydı da yalan yok Astor'u kademeli satardım bu fiyatlardan tamamen tek, e, teknik şey temel amaçlı konuşuyorum ama bir trend varsa da bu tabii ki de devam hani e, devam eder. Yani burada sakın ha e, full girme, full çıkma yapmamak lazım. Ya yani arkasından da bakmamak lazım. Şimdi arkadaşlar Akbank güzel bir semeti açıkladı. Bankalar güzel gidiyor derken burada Silikon Vadisi bankası, Amerika'nın en büyük 16. bankası, ki Amerika'da 16. banka olmak bile Muhteşem bir değerden bahsediyoruz. Ve battılar. E, bu bir domino taşı etkisi de yaratabilir. Ve Türk bankalara ne olacak sorusu aklımıza geliyor. E, Türk bankaları ben maalesef olumsuz etkileme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Akbank da tam dirençteyken Akbank'ın bu dirençten maalesef tepki alma ihtimali olduğunu düşünüyorum. E, yine de bunlara rağmen Akbank yani bankalar bence seçim sonrası eğer hükümet değişirse bir atak yapma potansiyeli de olduğunu inkar etmemek lazım ama gördüğünüz gibi şöyle bir hareket için çok uygun görünüyor açıkçası. Yani direkt bu direnci lak diye geçeceğini düşünmüyorum ben. Son hissemiz arkadaşlar Kozal. Ben varlık fonunun çok e, e, hakimiyetinde olan hisselere yatırım yapmıyorum uzun bir süredir ve iyi ki yapmamışım diyorum. Yani e, çünkü Türk Telekom insanları nasıl süründürdü. Kozal da bence tamam güzel kazançları var ama e, belli süre çok süründürdü. Yani benim Serim daha fazla kazandırdı en azından. İşte ee, işte Türksel'dir, şudur budur. Derken ben bilmiyorum onları eliyorum. Hoşuma gitmiyor. Ancak Kozal'da şöyle bir durum var. Çok keskin geri alımlar yapıyorlar. Evet bir düşüş trendi de var. Ancak e, bu son banka olaylarından sonra Amerika'da bankaların da batmasından sonra kripto da birazcık böyle kötü gidince ki Kriptoda da biliyorsunuz USTC sıkıntısı yaşandı ama düzelecek gibi duruyor. Bu da insanlara hafta sonu ons altının yükselmesine neden oldu. Ons altının bir trend yaparsa bu ons altının yükselmesi de e, cuma günü işleme kapanan Kozalı bir pozitif etkileyebilir. Yani ben en azından şu an için 2072 olan Kozal'ın 2270'lere kadar gelebilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Kendim alım yapmayacağım da söyleyeyim ancak burada bir inkar edilemez bir potansiyel var. Bakın burada stokastik RSI'da MACD'yi de çok net e, görünüyor. Yani burada mesela bir geri çekilme olursa, bir kırmızı mum falan verirse ben Kozal'ı değerlendirebilirim açıkçası. Yani gün açılışına bakacağım yarın için Kozal'da. Söyleyeceklerim bu kadar. Telegram kanalıma gelmeyi, beni YouTube'dan takip etmeyi ve Ayhan Kayan 14 yazarsanız Twitter'da gelirseniz Böyle günlük hisselerle ilgili de paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Genelde de piyasanın çok üstünde paylaşımlar yaptığımı da söyleyebilirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.